Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Barbie bebeklerim için yenilebilir cips yapacağım. Hem de cipsim Doritos Risk 2.0 olacak. Geçen gün Ayıcık Combo ile birlikte bir challenge yaptık. İkimizin de dili mavi oldu, benim dilim daha sonra yeşerdi. İşte bugünkü videoda Barbie bebeklerim de dilinin mavi olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda Barbie bebeklerim için yenilebilir minyatür Doritos Risk yapacağım. Bana lazım olan işte bu Doritos poşeti. İçi acı ve boyalı cipslerle dolu. Evet, ana malzemem Doritos Risk 2.0. Bir kase suyum var. Bıçak ya da böyle kesici bir alet. Bu benim mantı kesicim. Şeffaf, kendinden yapışkanlı bir kağıt kullanacağım. Bunun adına asetatlı kağıt da deniliyor arkadaşlar. Bunun yerine bant da kullanabiliriz. Ve internetten çıkarttığım Doritos Risk 2.0'ın görselleri var. Ve bir de Doritos Risk poşeti var. Evet, yenilebilir olduğu için bunun içine dolduracağız arkadaşlar. Malzemelerim hazır olduğuna göre hemen yapmaya başlıyorum. Barbie'lerim için yenilebilir Doritos Risk yapmaya cipslerimi su dolu kasenin içine atarak başlıyorum. Bakın, aralarında bir tane acı varmış. 5 dakika yumuşamalarını bekliyoruz. Evet, yumuşayan cipslerimi peçetenin üzerine çıkartıyorum. Bakın suyun rengine, gerçekten mavi oldu. Evet, şimdi de cipslerimi minik minik üçgen parçalara ayıracağım. Evet, minyatür üçgen cipslerim hazır. Islanmış ve yumuşamış olan bu minik üçgen parçaları ısıya dayanıklı bir fırın kabına aktardım. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında tam 3 dakika kurutacağım. Cipslerim fırında kururken ben de ambalajını hazırlayacağım. Ambalaj için internetten çıkarttığım çıktıların kenarlarını düzgünce kesiyorum. Minyatür cips ambalajımı da içini iyi bitirdiğim Doritos Risk poşetinden yapacağım. Kenarlarını kestiğim resmi ambalajın arka köşesine oturtuyorum ve aynı ölçüde kesiyorum. Burası cips paketimin arka yüzü olacak. Resmimi işte buraya yapıştıracağım. Kendinden yapışkanlı kağıdımı açıyorum. Yüzünü yapışkanlı olan tarafa yapıştırıyorum. Ve üzerine cips poşetimi yapıştırıyorum. Fazlalık olan bantları kesiyorum. Ambalajımın tek tarafı açıktı. Diğer tarafıyla uğraşmama gerek kalmadı. Cips poşetim hazır. İçine cipslerimi doldurduktan sonra bu bantı da bu şekilde kapatacağım. Ah arkadaşlar, 3 dakikayı çoktan geçtik. Fırını unuttum ben. Hemen gidiyorum. Ve işte geldim. Bakın, cipslerim kurumuş. Hazır. Hemen bir tane yemek istiyorum. Gerçek gibi arkadaşlar. Hiç ıslanmış gibi değil. Sanki daha iyi olmuş arkadaşlar. Biraz daha tuzu ve yağ gitmiş. Harika bir tadı var. Tamamen kurumuşlar. Paketlemeye hazır durumdalar. Hadi paketleyelim. Hazırladığım minyatür paketlere Doritos Risk 2.0 cipslerini dolduruyorum. Ve işte arkadaşlar, yenilebilir minyatür Doritos Risk poşetlerim böyle oldu. Bunları Barbie bebeklerim için yaptım. Birazdan onlara ikram edeceğim. Ama artık videomu bitiriyorum. Veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Bakın ne buldum arkadaşlar. Barbie bebeklerim için daha önce yaptığım yenilebilir Pringles. Evet, bunlar da gerçekten yenilebiliyor. Bu Pringles'ları nasıl yaptım merak ediyorsanız linkini aşağıda bulabilirsiniz. Didn't know you were playing, and I'm just saying.
eternal.